Merhabalar değerli izleyiciler. Bugün Biz TV'de birlikteyiz. Biliyorsunuz son dönemlerde Türkiye'de hemen her alanda ama en çarpıcı şekilde haber alma hakkına yönelik baskılar giderek artıyor. Televizyonlar kapatılıyor, diğer yayın organları üzerinde baskılar kuruluyor. Ama biz her şeye rağmen Türkiye'nin gerçek gündemini konuşmaya devam edeceğiz her alanda. Bugün de çalışma yaşamıyla ilgili olarak yakın zamanda açıklanan, dün zannediyorum dünyada bugün açıklanan 2016 iş cinayetleri raporu üzerine konuşacağız. Konuğum Murat Çakır, İş Sağlığı İş Güvenliği Meclisi'nin aktivisti, emekçisi, her yönüyle bu süreci yürütenlerin başında gelen bir arkadaşımız. 2016 Türkiye açısından tabii birçok yönden ilginç. Hem çalışma hayatı açısından önceki yıllardan devrolan bir süreç var. İş cinayetleri de bunun bir parçası tabii. Çalışma biçimleri açısından ve demokrasi sorgulaması açısından. Ama 2016'nın bir de daha diğerlerinden farklı olarak OHAL süreci de burada önemli bir etki yapıyor. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman 2016'daki tablo nasıl bir tablo? Çünkü iş cinayetleri. Çünkü şunu da hani kısaca söyleyeyim, iş cinayetleri aslında sadece bir işçi ölümü diye bakmamak lazım. O bütün üretim sürecindeki, çalışma yaşamındaki bütün sorunların aslında bir sonucu. Nasıl olduğunda aynı zamanda göstergesi. Nasıl bir tablo var 2016 içinde diye? Öncelikle herkese merhabalar. 2016 yılında iş cinayetlerinde 1970 işçi yaşamını yitirdi. 20 sektörde. Esas olarak inşaat sektörü, tarım sektörü, gelişen taşımacılıkla beraber lojistik sektöründe, keza metal, maden ve belli sanayi dallarında. Şimdi bizim şöyle bir tespitimiz var. Hocam dediğiniz gibi iş cinayetleri esasında çalışma yaşamının en çıplak gözüken yüzü. Yani uzun çalışma saatleri diyoruz. İşte işe gidip gelmede ulaşım sorunları diyoruz, beslenme diyoruz, bir işin alması gereken kaloriden bahsediyoruz, barınma koşullarından bahsediyoruz. Yani kimi zaman hani kaldığı evden tutun bekar evlerine, çadır, tarım işçilerinin kaldığı çadırlara ya da fabrikada gece konaklamaya kadar bir bütün olarak şu yani... Durum iyiye mi gidiyor, esasında kötüye mi gidiyor? Karşımızda 15 yıllık bir AKP iktidarı var. AKP iktidarının uyguladığı politikalar var. 15 yıllık bir sürede esasında bir şeyleri, bir iğmeyi tersine çevirme açısından yeterli bir süre. Ama biz buna baktığımız zaman ilk olarak AKP iktidarı döneminde 18.500 işçiyi aşan bir iş ölümü tablosu. AKP iktidarı geldikten bu tarafa. Şimdi bu tabii ilk İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi'nin 2012 yılından itibaren kayıtları olduğu için daha belki kayıtlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait. Evet. Bu yüzden tam olarak oradaki verilerimiz SGK'nın verileri. Yani bunun da ne düzeyde güvenilir olduğuna dair açıkçası bir şey söyleyemiyorum. Çok daha düşük evet. bir bantla izliyorum. Burada zaten hani şunu söylemek lazım. İstanbul İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi'nin verileri artık bakanlar da kimi zaman, milletvekilleri de kimi zaman artık kullanıyorlar. Yani artık bu gerçek en yakın diyelim veriler olarak kabul ediliyor. Evet. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verileri döneminde 800 ila 1000 işçi ölümü bandında seyrederken biz ilk başta 1200, şimdi 1500'ün üzerine çıkan, 1700-1800'e ulaşan bir ortalamayla işçi ölümlerini kaydetmeye başladık. Ki bunda yani Cumhuriyet tarihinin ve dünya tarihinde de nadir gözüken bir katliam, Soma katliamı, 301 işçinin böyle toplu öldüğü ölüm yani çok az. Dünyada da evet. örnekleri var ama çok az. Böyle bir şeyden geçiyoruz ki yani çalışma koşulu larının dışında işçi sağlığı iş güvenliği koşullarını da esasında yansıtan bir şey. Yani bizim TMMOB'ye bağlı odaların yaptığı araştırma ve raporlarda 6-7 ay evvelinden itibaren özellikle Soma'da gaz ölçümü yapılıyor. Gaz ölçümünde makinenin sınırı 15-20 civarında
iken hep 500 çıkıyor. O da ölçebildiği en yüksek oran 500'ün üstüne çıktı gazın. Evet. Şey oluyor. Yani nereden baksanız bilerek, görerek, planlayarak olan ölümler. Evet, yani önlenebilir aslında. Evet. Ve büyük ölçüde de daha fazla herhalde bu sistemde daha fazla üretim, daha fazla kar, maliyetleri daha düşürmek, değil mi? Küresel rekabet, bütün bunlar. Dünyada ve Türkiye'de bilimin, teknolojinin geldiği yani bu dönemde bütün bunların hani hepsinin önlenme şansı var. Yani düşünün, geçen sene 400'ün üzerinde inşaat işçisi hayatını kaybetti. Bunların 250'ye yakını düşme nedeniyle sadece isimler değişiyor. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin. Üçüncü kattan düştü, beşinci kattan düştü. Hepsinin nedeni aynı. Bütün çok basit bir teknik bilgisi olan inşaatlar üzerine bütün arkadaşlar biliyor ki düşmeler çok basit önlemlerle engellenebiliyor. Bu ve buna benzer şeyler. Eğer 2016 yılına gelirsek, 2016 yılında Cumhuriyet tarihinin bir rekoru kırıldı. Utanç rekoru. 1970 işçi hayatını kaybetti ki toplu işçi ölümleri Şirvan'daki madenin dışında 2-3 ölüm daha var. Özellikle servis kazası olarak. Ama toplu ölümler yok. Ama baktığınız zaman her ay totalde çok daha fazla bir ölüm. Bir de burada hani izleyicilere şeyi de söylemek lazım. Herhalde 1970 en az, değil mi? Evet. Tespit edilebilen. Yani bunun daha üzerinde. Çok daha üzerinde. Yani insanla devlet bunu çok rahat tespit edebilir. Yani müfettiş raporlarından, SGK'ya bildirimler, hastane, adli tıp kayıtları, polis karakollarındaki kayıtlara kadar belirlenebilir. Ama benim gördüğüm buralarda tutulan kayıtlarda bile iş kazası olarak tutulmadığını gördüm çoğu zaman kayıtların. Yani buraya kadar esasında var olan sosyal güvenlik sistemi çözülmeye başlamış. Bilerek, bilmeyerek, yani önem verilerek, verilmeyerek. Esasında neoliberalizmin bir şeyi de sosyal güvencesizleştirme derken kayıt sistemini bile kendi kendine feshediyor. Peki burada bu raporda bir illere göre de bir ayrıntılı rakamlar çıkarmışsınız. Nasıl burada genel görünüm? Şimdi biz İstanbul... Belki bölgesel olarak yoğun olan... Çok net bir sanayileşen iller. Kentlerde işçi cinayetleri daha yoğunlaşıyor. Yani İstanbul, Bursa, Kocaeli, Marmara bölgesinde, İzmir, Manisa... yine Ankara, Konya, Antalya hattında iş cinayetleri Türkiye ortalamasının çok üstünde. En yoğun olduğu yerler. Tabii şunu özellikle yerelde mücadele eden yerel gazeteci arkadaşlar bazen soruyor. Şunu bilemeyiz. Yani mesela inşaatlarda en çok ölenler tasnif etmeye çalıştık. Ordulular, Vanlılar. Yani mesela Ordu'da 18 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiş ama bunun çok daha üstünde inşaat işçisi. Türkiye'nin çok farklı yerlerinde göçmüşler. Dönemsel olarak yani 3 aylık, 6 aylık bazen 1 yıllık ve inşaatlardaki en kötü işleri yapıyorlar. Ordu'lular ve Vanlıları özellikle kastediyorum. Yine Samsun ve Ağrılılar da yine takip eden bir şekilde. Böyle bir memleketsel bir şey de var. Şey nasıl? Son tabii göçmen, yabancı göçmen işçiler de var ve onlar da gene bu emek piyasası içinde özellikle de inşaat sektöründe galiba. 96 onlar... göçmen işçinin hayatını kaybettiğini tespit ettik ama orası zaten bir bilinmeyen, şöyle ki bir kısım işçinin öldüğünü şöyle de tespit ediyorsunuz. Bazen haberlerde yansıyor. Fabrikaya geldi, inşaata geldi, işte akrabasını görmeye geldi, ayağa kaydı, düştü. Efendim geldi, onun yanında kalırken ölü bulduk. Ya da bazen cenazelerin iş yerinden, inşaatlardan taşındığı, belli yerlere bırakıldığı, belli bir iki araştırmayla bulunduğu örneklere rastlanıyor. Bunlar otomatikman şunu gösteriyor, çok daha fazla göçmen iş ölümü var. Esasında geleneksel olarak Türkiye... kuruluşundan itibaren kapalı bir toplum. Yani en az pasaporta sahip olan başka ülkeye seyahat eden herhalde insanlar Türkiye'deydi. Getirdiği bir özellik vardı ama 1980 sonrası kısmen işte Bulgaristan'dan gelen Türk göçü, yine Irak'tan gelen Kürt göçü var idi. Ancak daha sonra özellikle 2000'li yıllarla beraber bölgesel savaşlardan sonra Türkiye göçmenlerin bir uğrak merkezi oldu. Afganistan, Irak Savaşı ve özellikle Suriye Savaşı. Yani Suriye'den
Türkiye'ye gelen, hani resmen açıkladıkları 3 milyon insan var ama çok daha üstünde olduğunu düşünebiliriz. İki, bu insanlar artık kalıcı. İnşaatlarda, tarımda çalışıyorlar. Hatta şöyle bir örneğe rastladım. Avrupa Birliği ile yapılan bir geri iade anlaşması oldu. Biliyorsunuz 3 milyar dolar karşılığında, euro karşılığında. Bu göçmenleri İzmir'de bıraktıklarında hemen orada tarımda çalışan dayı başları, simsarlar geldiler. Hemen oradan ekipleri alıp günlük 10 lira karşılığında işte yatacak yer verme karşılığında gittiler. Bu insanlar ne yapacak? Tamamen bir soru işareti. Evet, mecburen çalışacaklar. Çocukların durumu var bir de. Çocuk işçilerin de iş cinayetleriyle karşı karşıya kaldığı bir durum. Türkiye'de çocuk işçilik çok yoğun. Yani milyonlarla ölçülen bir noktada. Bunun esasında Türkiye'de geleneksel olarak çocuk işçilik hep vardı ama 2000'li yıllardan sonra çok yoğun bir artış var. Yani özellikle eğitim sistemine dair yapılan 4 artı 4 sistemiyle beraber çok erken dönemlerde çocuklar çalışma hayatına katılıyorlar. İki, yoksullaşma. Yoğun bir yoksullaşma sonucunda eve katkı da bulunmak zorundalar. Nerede çalışıyorlar? Yani bir inşaat sektörü çok net. Çocukların çalıştığı. 16 yaşının altındaki çocukların çalışması yasak ama 16 yaşının altındaki çocuklar da var. Evet. İki, metal sektörü. Özellikle zaten bizde meslek liseleri ve stajyerlikle buraya da bir yönlendirme var. Türkiye sanayinin herhalde kalbi, metal ve kimya sektörleri buralarda gözüküyor. Üçüncü olarak da hizmet sektörü ve hatta bu hizmet sektörünü biraz da sokakta çalışmaya. Yani mendil satmadan ayakkabı boyacılığına kadar ben biraz evvel gelirken yine iki tane çocuk gördüm. Yani yaşları olsa olsa 7-8 yaşında. Bazen hani soruyorlar Türkiye'de çocuk işçiliği. Yani bir sokağa çıksalar Türkiye'deki çocukları görecekler. Evet. Bir de kadın işçiler de az değil herhalde değil mi? İş cinayetleri özellikle mevsimlik işçilik, evde çalışan kadınlar. Evet, yani biz 110 kadının iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini tespit ettik. Bu sayı çok daha yüksek olmalı çünkü kayıt dışılık çok daha yoğun. İki, tarım sektöründe esas olarak kadınların ölümü, bunu tekstil, gıda gibi sektörler takip ediyor ama diğer yandan da kadın örgütlerinin bir iddiası var. Sonuçta ev işleri de iş değil mi diye. Yani sonuçta insanlar evleniyorlar, çoluk çocuk sahibi oluyorlar. Evde çamaşırdan bulaşığa, çocuk bakmaya kadar. Yani hakikaten normal hani iş diye sıfatlanan ücretli işlerin dışında yani bu ücretsiz ben de yeni evlenip çocuk sahibi olduğum için çok çok zor bir şey. Bir de burada ölen insanlar var. Yani şöyle bir şeyde kalıyorsunuz. İşçi sağlığı güvenliği yasa gündelikçi işçileri kapsamadığı gibi biz kayıt altına alıyoruz. Diğer yandan bir de hani kendi evlerinde çalışan insanlar var. Yani bizde de öyle bir sorun oluyor. Altıncı katta çalışıp düşen bir eve işe giden kadını alıyorsunuz ama kendi evinde temizlik yaparken altıncı kattan düşen kadını almıyorsunuz. Yani esasında bunlar da hani kadın işçilere dönük çok yoğun bir tartışma yapılmalı ve buraya dönük bir hareket geliştirilmeli. Yani Türkiye'de iktidarın ya da neoliberal politikanın çok zayıf olduğu bir nokta olduğunu düşünüyorum ama buraya dönük gerçek anlamda bir çalışma yok. Peki bütün bu iş cinayetleri özellikle İşsel İş Güvenliği Meclisi'nde daha görünür hale getirmesinden sonra kamuoyunda önemli bir problem olarak görünür hale geldi. Şimdi ondan sonra da bir takım yasal düzenlemeler, 6331 sayılı yasa var. Arkasından Soma'dan sonra işte belli bir kesimi kapsayan yine bir takım düzenlemeler yapıldı. Bu yasal mevzuat, yasal düzenlemeler iş cinayetleri üzerinde bir etkisi oluyor mu? Var mı buna ilişkin bir bildiriniz? Ya hiçbir şekilde etkisi olmuyor ki yasa çıkarken işte her derde deva olacak işçi sağlığı alanında dendi. Ama bizim kendi kayıtlarımızda 1235 işçi, daha sonra 1886, 1730 ve 1970 işçi ölümüm var. Bu 6331 sayılı işçi yasası çıktıktan sonra yani şunu beklemiyoruz elbette. Yani evet biz bütün iş ölümlerinin, meslek hastalıklarının engellenebileceğini düşünüyoruz. Sıfıra indirilebilir.
En azından iktidar da bir olumlu adım atmış olsaydı bu işçi ölümlerinde bir tersine eğimi olurdu. Hı hı. Yani 1235 işçi öldüyse bir dahaki sene 1000 işçi, hani böyle bir tersine eğimi olması gerekirken bu olmuyor ki, ekonomik daralmaya rağmen olmuyor. Buraya gelirken beraber konuştuğumuz, daha evvel de Esen'de hani sorduğumuz bir soru vardı. Hani ne olacak? Herkes Türkiye ekonomisinin daraldığından bahsediyor. Bu sene daraldı, bir dahaki sene de daralacak. Bunun hani düz bir mantık mı düşüneceğiz? Yani ekonomi daralıyor, iş cinayetleri azalıyor mu diye. Yoksa 2000, tam tersi mi olacak? Evet, 2016'da esasında bunu gördük. İş cinayetlerinde çok yoğun bir artış var. Ki bu Ocak ayında da yani bu daralmayı çok daha net görüyoruz artık, evet. 2017'de. Bugün, dün itibariyle 157 iş ölümü vardı ki böyle bir şey biz hiç tespit etmedik. Geçen sene en yüksek oran olarak Ocak ayında 119 iş ölümü vardı. Çok yüksek bir oransal, evet, artış ve artık inşaat dışında da yani diğer sektörlere yayılan, yani artık 20 iş konunun 20'sinde de iş cinayeti var. Çok farklı nedenlerle iş cinayetleri oluyor. Özellikle metal sektöründe bir iş cinayetlerinde yoğunlaşma var. İş kazaları var da yaralanmalı ama metal, maden, kimya, gıda, tekstil, yani Türkiye sanayisinin temelinde olan yerlerde çok yoğun bir artış gözlemleyeceğiz. Burada şöyle bir şey de var herhalde, değil mi? Baktığımız zaman daha çok iş kolu olarak da baktığımızda iş cinayetlerinin yoğun olduğu yerler, gerekse ölen, iş hayatını, yaşamını kaybeden işçiler, işte göçmen işçiler, kadın işçiler, çocuk işçiler, buna da baktığımız zaman daha çok güvencesiz çalışmanın bu cinayetlerin daha arttığını gösteriyor, değil mi? Yani iş güvencesi yoksa eğer işçinin, bu cinayet, iş cinayetleriyle, iş kazalarıyla ya da meslek hastalıklarıyla, tabii hani bir diğer bir boyutu ama onu belki başka bir zaman konu ediniriz. Burada da bunun önemli bir etken olduğu gözüküyor. Ben 95 yılında üniversiteye başladım da arkadaşlarla şey konuşuyorduk. Türkiye bir işçi ülkesi olmaya doğru gidiyor. İşte o zaman neoliberal politikaların ilk şeylerini görmeye başlıyorduk. İşte küreselleşme, yeni dünya düzeni gibi kavramlarla, evet, konuşuyorduk. Şimdi bugün geldiğimiz noktada Türkiye toplumunun %70'i işçileşti. Ücretli emekle geçiniyor. İkinci olarak taşeronlaştırmayı belediye gibi iş kollarında ilk çıkmıştı. İşte temizlik, işte yemek. O da teorize de ediliyordu. Ya işte hani adam yan bir şey bu. Hani asli bir iş değil, i̇şte yapılabilir diye. Ama bugün çalışan işçilerin çok büyük bir çoğunluğu taşeron olarak çalışıyor. Yani taşeronu da güvencesizlik içindeki bir simge olarak söyleyebiliriz. İki, kiralık işçilik denilen bir olgu çıktı. Kısmen bunun uygulamaları yapılıyordu yasa çıkmadan evvelde. Ama kiralık işi de patron, ücret veren, kaç tane patron var, iş yeri neresi, yani taşeronda olan o iş tanımı, çalışma saatleri ve benzeri ne dair olan nasıl diyeyim, keyfilik ve angarya sistemi, kiralık işçilikte daha da şey, yani hani ne olduğunu söyleyemediğiniz bir, hı hı, patron kim, çalışma yeri ne, koşul ne, iş tanımı ne, çalışma süresi ne gibi bir noktaya geliyor. İki, işçi sınıfının büyük çoğunluğu güvencesizken, esasında bir güvencesiz taşeronlukta biriken bir işçi sınıfı varken, diğer yandan da asgari ücret ya da asgari ücretin biraz daha üstünde ücret alan, evet, bir işçi sınıfı. Yani 1404 ne? Maksimum 2000 diyelim. Arasında Türkiye'deki işçi sınıfının %70'inin, %80'inin ücret skalası bu. Burada tabii şunu da söylemek lazım. Hem ücretlerin düşük olması, ki bu da iş cinayetlerini teşvik eden bir şey durum. Çünkü düşük ücret aynı zamanda daha uzun çalışmayı, yani daha biraz daha fazla çalışayım, işte geçimimi sağlayacak ücreti edineyim düşüncesini de getiriyor. Bu iş kazalarına yol açan önemli etkenlerden bir tanesi oluyor. Dikkatsizlik vesaire, aşırı yorgunluk gibi etkenler de bununla beraber geliyor. Bir de yaşam kaidesi, kira nasıl ödenecek, sofra, tencere nasıl kaynayacak. Bütün bunlar da yine temel sorunlar. Burada herhalde şunu da vurgulamak lazım. Bu sadece mavi yakalı işçilerin meselesi değil. Çünkü giderek üniversite mezunu, yüksek öğrenim mezunu işçiler de güvencesiz ve çok düşük ücretlerle ve iş kazalarına da açık alanlarda çalışmak durumunda kalıyorlar. Şimdi değil mi? Orada biz da biraz hemen mesela işçi ölümü
Yani iş cinayeti özellikle maden, inşaat, metal gibi yerlerde, yani bir işe 10. kattan düştüğünde, madende patlama olduğunda bizim toplumumuzda bir iş kazası, iş cinayeti algısı oluşuyor. Diğer ölümler daha normal hani hala gözüküyor. Bir. İki, bu anlamda beyaz yakalılarda bu tip ölümlerin gözükme şansı yok denecek kadar az. Çok nadiren hani olabiliyor. Ama meslek hastalığı, yani parça parça ölümler var. Mesela bir dönem bu çeşitli farklı çalışmalar da var tabii. Örneğin kriz dönemlerinde işte işsizliğin özellikle beyaz yakalılar için finans sektöründe vesairede arttığı dönemlerde kalp krizi geçiren bankacılar artıyor. Yani kalp İntihar krizinden edenler. öyle, intihar Evet. edenler keza yani farklı şekillerde burada yaşamlarını Şimdi kaybediyorlar. bizde şöyle bir şey, Uzak Doğu'da mesela intihar etmek bir kültürel oldu, onur meselesi. Yani Kore, Japonya, esasında geleneksel olarak savaşlarda da öyle. Biz Türkiye'de İslamiyet'in daha hakim olduğu bir ülkede dinen de esasında intihar etmek toplumda çok günah sayılan bir durum. Ama buna rağmen iş yeri intiharı ya da iş yerindeki baskılar sonucu olan intiharlarda son 3-4 yılda bir artış var. Ama bu olgu hiç Türkiye'de doğru düzgün ele alınmamış. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından da ele alınmamış. Evet, iş yerinde olan intihara iş yeri içinde gerçekleşirse bir sosyal güvence kapsamına alıyor ama sorumluluk yok. Yani işverenin ya da devletin sorumluluğu yok. İş yeri dışında olursa zaten almıyor. Ama bir yönü de yine eklemek gerekirse ataması yapılmayan öğretmenlerin mesela intiharı biz çok net olarak iş cinayeti diyoruz. Çünkü bundan 30 sene evvel ataması yapılmayan öğretmen denilen böyle bir olgu yoktu. İnsanlar üniversiteyi bitiriyorlardı. Türkiye'nin dört bir yanında gidip hani çocukların eğitimine, öğrenimine katkıda bulunmak, yol göstermek istiyorlardı. Ama şimdi bugün daha sabah okudum bir Milli Eğitim Bakanlığı bürokratı. Antalya'da bulunan tarih bölümü mezunu da iş bulamıyorsa turist rehberliği yapsın diyebilecek kadar pervasız. Yani bir de böyle bir şey var. Yani ölüyorsunuz ya da işsiz kalıyorsunuz. Bir de size akıl veriyorlar. Yani ölüyorsunuz, suçlu sizsiniz diyorlar. İşsiz kalıyorsunuz, suçlu sizsiniz diyorlar. Kafayı çalıştır diyorlar. Esasında 2000'li yılların Türkiye'deki özeti herhalde şu. Neoliberalizmle dinsel yani cemaatleri, tarikatleri devredilen bir sosyal güvenlik sistemi belki de bu yüzden şey çok önemli. Yani sermaye ile dinin ayrılması. Bir arkadaşım şey demişti ya Mercedes'le dini ayırmamız gerekir diye söylemişti. Hakikaten böyle. Yani bu tarikatleri, cemaatleri, dinsel olguları kullananların hepsi Mercedes kullanıyor artık. Yani esasında çok sınıfsal bir şey. Bir sınıfsal bir durum çıkartıyor. Peki, şu zamanımız daralıyor. Çok kısaca. Şimdi Türkiye'nin geç tarihinde yaşamış olduğu çok önemli iş cinayetlerinin davaları vardı yakın zamanda. Davutpaşa'daki yangın sonrası şeyimiz vardı değil mi? Dava yakın zamanda görüldü. Bir de Soma devam ediyor. Nedir burada? Yani bu iş cinayetlerine de ölenlere arkadan yasa, yargı gereken yanıtı veriyor mu? Yani bunun müsebbibi olanlar karşılığını buluyorlar mı İşte yasal biz olarak? Karaman, Şirvan, Erzurum'da elektrik işçilerinin ölümlerini de gördük. Şimdi hemen aklıma Şirvan'la ilgili bir şey söylemem gerekiyor. Şirvan'da geçen seneden beri yapılan ölçümlerde heyelan toprak şev kayması daha doğrusu teorik olarak söyleyelim olacağı belli. Timok gitti. Bu şevlerin uygun bir şekilde o düzlüklerin yeterli genişlikte olmadığını tespit etti. Olan aşırı yağış dediklerinin 1-2 santim, 3-5 santimi etkilediğini belirtti. Bunun tamamen üretimdeki yanlış planlama, zorlamadan kaynaklandığını belirtti. Bu arkadaşlarımız neyle karşılaştı? Bu arkadaşlarımız dün itibariyle işten, yani canlı kalanlar, işten çıkış ihbarnamelerini aldılar. Yerlerine de 300 tane Çinli işinin geleceği söyleniyor. Yani şu, arkadaşlarınız ölüyor, siz de ölebilirsiniz. O vardiyayla alakalı bir şey. Birçoğu da zaten akraba bu işçilerin ve
Daha sonra işsiz kalıyorsunuz ve yerinize Çinli işçiler geliyor. Diğer davalarda da şöyle. Ölüyorsunuz, gerçek sorumlular, yani esasında bizim ceza hukukumuzda en, yani parayı veren sorumlu olur. Onlar zaten sorumlu olmuyorlar. En fazla iş yerinde bir ustabaşı, bir iş güvenliği uzmanını buluyorlar. Ya da devlet kademesinde de bürokratlar, belediye başkanları yargılanmıyor. Oradan da bir iki bürokrat geliyor. 2-3 yıl ortalama hapis yatıyorlar. Bir kısmı o da. Daha sonra da 90 bin lira para cezası çıkıyor. Örnek veriyorum kişi başı. Bunun da 24 taksitte ödenmesi diye hakaret eden bir şey var. İkinci noktası da işçileri şey türü, şöyle bir bilirkişi raporu çıkıyor. İşte %40 iş güvenliği uzmanı sorumlu, %20 firma sorumlu, %20 işçi sorumlu gibi eskiden gördüğümüz o trafik kazalarında olan bir sorumluluk sistemini yapılıyor. Birçoğunda da şöyle şeyler görüyorsunuz. İşçi ölüyor, bir de olaydan dolayı da kusurlu bulunuyor. Yani sosyal güvence, tamamen sosyal güvenlik mekanizması Türkiye'de yok edilmiş durumda. Yani burada dolayısıyla yargı da iş cinayetleri bağlamında baktığımızda aslında belki genel olarak da işçinin yanında değil. Hani tam da tersine bir sonuç ortaya çıkartıyor. Şimdi Türkiye'deki genel olarak yargı sistemine dair artık hani açığa çıkan bir şey var. Yargıçlar, HSYK, savcılar yüzlerce, binlerce görevden alındı. Evet. Şimdi bu şeyin içinde şu söyleniyor. Neye güveneceğiz bir de genel anlamda? Doğal olarak iş cinayeti davalarında da bu insanlar karar verecek. Nasıl olacak? Çok büyük bir soru işareti. Evet. Yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Murat. Şimdi yani herhalde şöyle toplamak lazım. 2016'da 1970 belirlenebilen iş cinayeti var. Ve bu tarihi bir rekor değil mi? Bir yıldaki belirlenebilen en yüksek. Bunda eminiz o halinde önemli bir etkisi ve katkısı var. Bir cümle onu söyleyeyim. Yani biz biliyorsunuz hani salt bir söylemden öte hani net veri üzerinden yapıyoruz bilgi üretimimizi. O halle beraber tam olarak %9 ile 10 arasında bir iş cinayetinden artış var nicel olarak. Evet, şimdi bunun da gösterdiği şu. Aslında iş cinayetlerinin de temelinde demokrasi meselesi var. Yani siz işçinin yaptığı işte kendi emeği üzerinde söz hakkına sahip değilse, kendisine verilen işin kendisini yaşamına mal olacağını bildiği halde güvencesiz olduğu için, karnı aç olduğu için, çocuğu eve yemek götürmek zorunda olduğu için katlanmak zorunda kaldığı bir ortam. Bile bile ben bugün her zaman onu söylüyorum. Bugün şu anda biz burada bu çekimi yaparken milyonlarca işçiye inşaatların tepesinde ya madenlerin altında, çeşitli alanlarda her an bir iş kazası karşı karşıya kalıp bunun kurbanı olabileceklerini bilerek çalışıyorlar. Bu bir demokrasi meselesidir. Yani burada toplumun çok önemli bir kesiminin, emekçilerin kendi yaşamlarını dahi savunabilecekleri kadar bir demokratik mekanizma yok. Bu ortadan kaldırıldı, OHAL gibi vesaire gibi süreçler bunu daha da derinleşmesine neden oluyor. Evet değerli izleyiciler, zamanımızın da sonuna geldik. Ben önümüzdeki süreçte Türkiye'de demokrasinin daha kalıcı bir şekilde tesis edilmesini için bir mücadelenin olması gerektiğini umuyorum. Bu aynı zamanda diğer birçok alanda olduğu gibi işçilerin, emekçilerin yaşam hakkının da aynı zamanda savunulması anlamına da gelecektir diye düşünüyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi günler.